Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yine Oyas'ından bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olup bize destek olabilirsiniz. Hemen yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Abone olarak bize desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zeminini hazırlıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya zürafa yaparak başlıyorum. 3 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. İki. Ve üçüncü zürafamı yaptım. Yapmış olduğum son zürafaya batarak geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. İkinci sinek kanadımı yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak bir tane küçük pırpır yaptım. Yapmış olduğum pırpıra batarak yukarıya döndüm. Tekrar aşağıya döndüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum arasına. Yapmış olduğum son zürafaya batarak geri dönüyorum. Sinek kanatları arasında 2 tane zürafa kalıyor arkadaşlar hep. Ve aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine battım. Ve tekrar aşağıya döndüm. Tekrar aynı zürafanın içine batarak küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya döndüm. Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Son yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Arasında 2 tane zürafam kalıyor. Yine aynı şekilde sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde yeşil kısmını tamamlayacağım. Sinek kanadımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine pırpırlarımızı yapacağız. Ben burada rengarenk çalışacağım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz bu modeli veya buradaki gibi yazmanızın içinde bulunan renklerden rengarenkte çalışabilirsiniz. Sade yazmalarınıza yapmak isterseniz bu modeli yine iki renk olarak yaparsanız çok daha ağır olacaktır, güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlayalım. Bu kısmı bırakıyorum. Hemen sinek kanadıma batarak buraya düğümümü atıyorum.
Bir sonraki sinek kanadımın pırpırına batarak buraya bir göbek oluşturuyorum. Ve geri dönüyorum. Buraya 6 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde buraya 6 tane pırpır yapıyoruz. Evet, 5 tane oldu. Bir tane daha yapacağız. Bu şekilde buraya 6 tane pırpırımı yapmış oldum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Bir sonrakini yapmak için bu kısmı bırakıyorum. Bir sonrakine batıyorum arkadaşlar. Arasında 2 tane sinek kanadı bırakıyorum. Bir sonrakine batarak pırpırlarımı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Pırpırlarımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine zürafasını yapacağız. Hemen kenarda bıraktığım ipimi, iğnemi aldım. Hemen sinek kanadıma batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde buraya bir zürafa yaptım. Hemen pırpırıma batıyorum. Aradaki mesafeyi ayarlayarak düğümümü attım. Her bir pırpırın içine batarak zürafa yapıyorum. Evet. Her bir pırpırıma batarak zürafamı yaptım. Pırpırım bittikten sonra hemen sinek kanadımı pırpırına batıyorum. Bu şekilde ipimi ayarlayarak düğümümü attım. Bir sonraki sinek kanadıma batıyorum. Ve yine arasına zürafa yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Hemen pırpırıma batarak ipimi ayarlıyorum. Her bir pırpırın içine batarak zürafa yapıyorum. Sondaki pırpırıma batıyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra hemen sinek kanadımın pırpırına batarak
Tekrar ipimi ayarlıyorum. Bir sonraki sinek kanadıma batarak zürafa yapıyorum. Bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar ilk sırayı. İlk sıranın zürafasını yaparak tamamladım arkadaşlar. Hemen üstteki ipimi iğneme aldım ve ikinci sırayı da yaparak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen ortadaki zürafaya batarak buraya düğümümü attım. Hemen zürafamı yaptım. Bir sonraki ipimin içine batarak tekrar zürafamı yapıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Bir sonraki zürafama batarak yine zürafamı yapıyorum. Sırasıyla her bir zürafanın içine batarak zürafa yapıyorum. Hemen şu aradaki boşluğa batıyorum. İki sinek kanadı arasındaki zürafaya batıyorum. Ve bir sonraki araya batarak bu şekilde düğümümü attım arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde zürafa yapmaya devam ediyorum. Hemen aradaki zürafaya battım. Bir sonrakine batarak buradan devam ediyorum. Bu şekilde sonuncusunu da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Son sırayı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.